level'ımızı atlayacağız. Ve hazırlık yapacağız. Şimdi 5. level. Önemli. Bunlar gitti zaten. Bunlar gitti zaten. 5. level önemli. Neden önemli? Çünkü feat level'ı. Fighter'ımızı Tordek. Athletics'i artık tıklamayacağım. O bir tane sana bir kıyaktı o. Biraz Perception tıklayalım abi. Biraz Perception tıklayalım. Oradan şey ederiz. Devam ederiz. Next. Feat gelecek değil mi? Bir de Weapon Type Training. Ha, access. O zaten. Bir access diye başlayalım. Feat'ten de şimdi burada ilginç bir şey görmüştüm. Ha, Steel Soul. Çelikten bir ruhu olsun bunu. Çünkü Dwarf ve Hardy ise diyor. Yani Dwarf ise diyor. Çünkü Hardy Dwarf olan değil mi? Değil galiba. Ama bu Dwarf olan Hardy'ler için Spellere mipellere artı 4 defense 2 yerine. Çok güzel. Artı 2 versus Spells and Spell-like Abilities. Gerçekten güzel. Next. Ve X'lere artı 1 to hit ve damage. Düz bonus. Öküz gibi. Vay. Çok arttı birdenbire. Magical X de aldık herife. Güzel. Komple. Çok iyi oldu level atlamamız. Şimdi acaba bu Death's Door iyileşecek mi? Jozan'daki. Onu göreceğiz. Jozan'ın cleric level'ı. Da asıl önemli noktalardan birine geldik. Çünkü feat gelecek. Şimdi buradan biz religion ve perception alalım ama gelen feat işte hep söylediğim o power atağa doğru gitmece. Sen tabi oyun öyle şeyler anlamadın henüz ama nerede o power atak? Power atak. Bazı şeyler boşuna klasik değildir. Ve klerik bir yerden sonra dayak atmaya başlamalıdır. Bu da bir klasiktir. Power atağı alıyorum. Simitarı da elime alıyorum. Böylece strength bonusumu şey yapıyorum. Great Simitar diye bir silah var mı? Bakalım ne olacak. Acayiplik yapıyorum şu anda. Power atak. Ve 3. level spell'ler. Pekala. Şimdi o haline bakalım. Şunu senin sırtına tekrar alalım biz. Mace'inle gerekirse, Mace'e falan dönmen gerekirse ama şu anda 1d6 artı 10. Böyle yaparsak power attack artı 7. 3 daha damage vuruyor. To hit'e artı 8. Şu andaki strength'i 18 ile. Bu strength'i 22'ye çıktığı zaman atağı artı 10. Damage'i de 13 olacak herhalde. Artı 13 olacak herhalde. Herhalde öyle olacak. Fighter 11 ile vuruyor. Bu buff'ı bastığı zaman olacaktır. Ki bunun üzerine diğer buff'ları da basmaya devam edecek. Biraz daha damage vurmaya başlasın istiyorum. Çünkü şeyin Lidda'nın tek başına vurduğu damage yetmiyor. Spellerine bakacağız Jozan. Bakalım. Miali. Senin level'ına gelince. Şimdi tabii 5. level olan Wizard demek. Feat'i bir yana. 3. level spell demek. 3. level spell'lerde de iş ciddileşir. Artık Wizard'ımız Wizard olacak. Arcana, World, Nature ve Religion alıyorum. Mobility'yi 3'e çıkardım. Hazır boş bir puan yakalamışken, en azından defensif dövüşürken çok da slow olurum dedim. Şimdi bu focus tabi kritik. Burada 2 tane feat var değil mi? Tabi bir tane normal feat var, bir de Wizard bonus feat var. Ben buradan Greater Spell Focus Evocation alıyorum. O save'ler atılmayacak arkadaşım. Buradan da Spell Focus Transmutation alıyorum. Oradan ufak ufak transmutation şeylerine, özellikle 3. level spell'ler gelince slowdu mulowdu falan atmaya başlar bu. Transmutation'a da alıyorum. Bu nedir abi? Specialization. Şimdi 7. level sayılacağım. 7. level sayılacaksam 5'ten 7'ye Magic Missile'a Specialist olacağım ben. 3. level spell'lerin sayısı az olduğu için az etkiler ama Magic Missile sayım çok artacak şimdi benim. Ve bunlarda 3 yerine 4 tane Magic Missile atarak orayı da öyle öyle ederiz. Buradan da tabii ki bazı şeyler boşuna klasik değildir. Fireball, Haste. Bunlar zaten olmazsa olmaz. Haste'in bu Dungeons and Dragons 2. edişinde çok az işe yarardı. 3. edişinde mi, 3.5. edişinde mi tam hatırlayamıyorum ama bir yerde Haste oyunu bozan bir şey haline gelmişti. Klasik derken o günden beri klasik. Yani AD&D'den beri değil ama 3. edition'ın bir yerlerinden itibaren Haste artık
salakça bir şeydi. Ekstra atak verdiği anda, ekstra action verdiği anda bokunu çıkarmıştı. Klasik olarak Fireball ve Haste'imizi de aldık efendim. Greater Spell Focus Evocation bu Fireball için özellikle ve Burning Arc'lar falan için lazım olacak. Transmutation'a da ufak ufak slow move atacağımız zaman için. Aynı zamanda da bu şey Transmutation sanıyorum komple. Scorching Ray Evocation ama Transmutation'a bakarız. Lidda. 5. level bir rogue. Sana en son dedim ki base atağını biraz daha arttı. Ekstra sneak atak geldi bir kere. 5. level'da. 3 zar atıyor artık sneak atakta. Şimdi yeterince arttı deyip rapid shot alınabilir. Geçen sefer almamıştım. Onun yerine trigger'ını yükseltmiştim. Eninde sonunda bir yerde alacağız bunu. Mobility, trigger'ı, stealth tabii. Perception, magic device. Hala bir persuasion ile ilgili özel bir şey yok. Next. Şimdi rapid shot'ı öneriyor. Deadly aim'i de öneriyor. Deadly aim artı 1 penalty to hit artı 2 to damage rolls. Yani artı 2. Şimdi bu 3D6 varken artı 2. Yani şimdi küçümsemek gibi olmasın ama rapid shot. Emin de değilim rapid shot'tan da. Çünkü deadly aim. Şimdi bu sneak atağı eklemiş olmam. 2-2. Ben rapid shot alacağım. İncürüler mincürlerle beraber belki ilk vurduğumda ikinci atı bir kere daha atarım diyor. İlk vurduğumu ikincisinin acilesini etkiliyor mu onu bilmiyorum mesela. Bunların hepsi aynı action'ın içinde oluyor. İlk vurduğunda o çuktu sling injury attığı zaman ikincisini etkiliyor mu bilmiyorum ama rapid shot. Crossbow ve rapid shot da komik bir kere zaten. Rapid shot olsun. Rapid shot, rapid shot. Çünkü iki kere attığı için iki rapid shot. Üç kere atacaksa üç tane alacak. Tamam. Güzel. Level'larımızı aldık. Spell'lerimizi yapmamız neydi bunun adı ya? Bewildering. He. Spell'lerimizi almamız lazım ve sonra Death Door'a bakacağız. Şimdi asit gibi geldi o bana. O kat. Resist enerji kombinasyonu. Şimdi benim bir kere neymiş? Searing Light, Evocation, Range Touch Attack. Yalan söylüyorsun. Prayer çok güzel. Demek ki 3. level hep Prayer gidecek. 2. level nasıldı? Invisibility filan. Elemental diyor. Elemental'da blur olacağını pek sanmıyorum. Ama Protection from Evil'ın da bir işe yarayacağını sanmıyorum ya. Ya blurlü bir Elemental gelir. Elemental'dır. Böyle Steam der, bir şey der. Ben Fairy Fire tutuyorum. Ne olur ne olmaz. Prayer'ı aldım. Bir tane 3. level spell'im kaldı. Resist Energy kombin yolladı. Protection from Energy 10 minus per level. Ama Resist Energy hepsinden düşürüyor. Ben bunu alacağım bir kere. Asit gibi geldi o kat bana. Buradan bir asidi herkese bir vereceğim. Magical Vestment falan ne kadar güzel spell'ler var burada ya. Öyle mi yapsam ya? Magical Vestment kaç saat? Resist Energy'yi buradan yürüsem. Bu daha güzel galiba ya. Arkadakileri iyi koruyabilirsem. Öyle burun buruna kalmazsak kavgalara girdiğimizde. Buradan bütün kat için iki tane Resist Energy ile yürürüz. Ve ben de kendime, Jozana, Magic Vestment yaparım. Per Forecaster Levels. Artı bir şu anda alacak. Armoruma. Armorum benim magical değil, adamantin. Çok pişman olacak mıyım bunu Resist Energy'yi komünü atmadığımı? Olacağım herhalde. İyi. Resist Energy'yi komünü atmak yerine Magical Vestment alıyorum. Asit değil de poisonsa o şey. O gördüğüm şey. O kadar kötü olur ki. Ben riske girmiyorum. O şeyi anlayamadım. Ya poison çıkarsa öyle yeşil blöp 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 yapan bir şey vardı. Asit dedim ben ama bir poison çıkarsa o çok kötü olur. O yüzden resist poison communal alıyorum. Ama delay poison'ı cure'ları buradan atacağız demektir. Resist enerjileri de ilk gördüğümüzde damage type'ı ona göre atacağız. Yoksa bunlar da cure olacak demektir. Birazcık ne olduğunu bilmediğimiz için gidiyoruz ama en azından buna göre hazırlıklıyız ne çıkarsaya göre. Pekala. Spell ezberlemeyi unutmak yok. Prayer hepimize artı bir tweet. Hepsine eksi bir tweet. Güzel. Güzel spell prayer tabii canım. Archon's Aura. Any hostile creature within 20 foot
1 minute per level. Güzel. O da güzel. Mia Lee'nin siperleri. Bir kere Magic Missile'a specialist oldum ben arkadaşlar. Magic Missile'ı dolduruyorum. İkinci level'dan Burning Arc'lar Blur. Blur. Artık Burning Arc specialist olmadığıma göre bir Blur alayım. Çok zor bir combat çıkar. Ciddi bir elemental çıkarsa. Böyle sağlam, large marge bir elemental çıkarsa ne halt edeceğimizi bilmiyorum. Kurallarını da çok iyi bilmiyorum çünkü yani. O yüzden korktum. Bir Blur aldım. Cast Grace'i atacağım. Blur'u atacağım. Bir de Burning şeyler çok da doğru değil diye düşünüyorum. Fire Elemental'lar falan da gelecek üstümüze. Bana bir Burning Arc yeter deyip bir Blur da alayım ben ya. Korktum Elemental'lardan. Fire Elemental'lara bu vurmayacak. Gördük orada aşağı indiğimizde Fire Elemental dedi. Çeşitli Elemental karışıktır diye tahmin ediyorum ama. Yine de. Üçüncü level'dan Haste'i aldım. Fireball. Aynı kaygı. Bir tane almak zorundayım zaten Fireball'da. İki Haste alıyorum. Çünkü yine aynı kaygıyla Elemental katında Fireball iyi bir fikir olmayabilir. Bir tane almak zorunda olduğum için aldım. Fire olmayan bir yakaladığım zaman bir yere atarım. Haste ise bir combat sürüyor. Artı bir Acem. Ekstra atak. Hayvan gibi. Bir ara 3-0'da galiba ekstra atak da değil. Ekstra action'dı bu. İki kere falan siper atıldığı zamanlar hatırlıyorum. Artık boku çıkmış. Bu en azından toparlanmış hali. Belki de Pathfinder'da bu hale gelmiştir. Siperlerimiz bunlar arkadaşlar. Ezberlemeyi unuttuğumuz bir yer yok. Hazırlanabildiğimiz kadar hazırlandık. Şimdi geriye bir tane soru kaldı. Power Atak'ı buradan bırakabilirsin abi. Prayer diyor. Şimdi geriye... Başka kaldı mı spell? Dışarıda spell var mı? Delay Poison. He, bu artık bir saatlik şeyler gelmeye başladı, evet. Delay Poison burada durabilir. Onun dışında henüz oraya atmaya cesaret ettiğim bir şey yok ama Mage Armor. Ha, gitti zaten galiba. Gitti mi? Gitmiş. Mage Armor gerekirse buraya alınırdı. Bunun dışında zaten bir Evoker olarak çok fazla bir şey yok. Bunların hiçbirisi hala bütün katta yetmiyor. Bütün katta yetmeye başladığı zaman düşüneceğiz. Geriye kalan kritik soru. Death's Door geçecek mi? Geçti. Çok güzel. Evet. Sahiden oyun bug'ladı, oyun bug'ladı diye ölmelerden kurtarıyor insanı. Yoksa Greater Restoration gerekecekti. Pekala. Şimdi 6. level'a iniyoruz. Ve 6. level'da da Elemental beni hep korkutan bir şeydir. Hani yani bu şimdiyle ilgili bir şey değil. Oldum olası Elemental konseptten çekinmişimdir nedense. Evoker'ımız olunca daha da çok çekiniyorum. Ama bu adamlar çekinmiyorlar ve Elemental'lar üstüne gidiyorlar. Evet efendim girdik. Asit mi? Poison mı? Mesela hala bilmiyorum. İkisine göre de hazırlık yaptık. Hatta Poison'ı şimdi atmayacağım tabii. İlk kombatı bir görelim de ondan sonra atacağım. Ama Poison'sa kat sonra atmaktan çok pişman olabilirim. Çünkü Poison gelip ability demiş falan vuruyor ya. Delay Poison communal atıyorum ben. Bir kere hepimiz zehirlendikten sonra Delay Poison atsak ne olur, atmasak ne olur. Ben atıyorum bunu. Bakalım iyi bir şey yaptım mı? Asit için bekliyorum. Çünkü sorun... Bir kere damage'ini yeriz en fazla. Çok korkunç olmaz herhalde. Hadi bakalım. Tuzak vardır. Evet. Bu tek atışlık değil. Ne olur o ilk level'larda yaşadığımız rezillikleri artık yaşamayalım. Çok güzel. Sana feat verdik sana bunun için. Burada vardır ha. Şuna bak bakalım Lidda. Gel bakalım.
What a failure. Dene dene var. Bak tepende duruyoruz hep beraber. Tamam. Başka bir şey yok galiba. Fazla yakınız kapıya ama. Aç bakalım. Earth Mephit. Şimdi tanımıyoruz. Ve ben de gerçekten Dead Creature. Ne demek Dead Creature abi? Negatif enerji demiş. Bizim buna karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yok ki. Fast Healing'i var. Sürekli iyileşiyor ve drain eden yaratık. Abi ne acımasızmışsın oyun. Drain ne lan? Oh, pekala. Ben şimdiden Bless'e atıyorum. Hızlı öldürmekten başka bir çözüm gelmiyor aklıma. Görelim bakalım ne olacak. Gerçekten hepiniz Dead Creature mısınız ya? Precision Damage. Immune to Precision Damage. Hepiniz mi? Elemental'lar Immune to Precision Damage mi demek? Lidda ne haber? Bu çok zor bir kat olacak. Precision Damage yemiyorum diyor. Water bu neydi? Air. Pekala. Şu Bless'i boşuna harcamayın. İniş tiflerini de bilmiyorum ama ya bu Precision'a da abi ne oluyor aniden? İnanılmaz bir hızdalar. Air. Water Mephit. Air Elemental. Earth Mephit. Mephit ile Elemental arasındaki fark nedir? Bunların hiçbirini bilmiyorum. Fast Healing. Mephit'lerde Fast Healing var galiba. Elemental'da yok ama hepsi Dead. Evet, Dead'miş bu şey. Bu Earth Mephit hangisi? Bu oynayacak diyor Lidya'dan önce. Miali. Kızım. Haste'de atacaksın. Onun da zamanı gelecek. Onun da zamanı gelecek ama. Fireball atsak şu anda. Şöyle bir herkese alsak. Bir güzelleşsek. Korktum ben. At bu Fireball'u. Hadi bakalım. Bunu alamadı mı? Air Elemental yoksa? Reflex. Yo. Vuramadı mı? Air Elemental damage yiyor mu? Bu yedi. Ha, bunu alamadı galiba ya. Neyse. Neyse. Hareket hamlem var mı? Al onu geri. Çünkü yani bunu çok atacağız. End turn. Change size. Enlarge attı kendine. Şu herifin bayağı az hit point var Lidda. Şuraya gelip atamayacaksın ya. Atamayacaksın ama. Çekil oradan. Çekil oradan. End turn. Tordek. Abi negatif level falan diyorlar. Ama öte yandan precision damage vuramıyoruz. O yüzden de ben burada duracağım. Defensive bekleyeceğim burada şimdilik. Şu negatif level'ı bir görelim nasıl zarlar bunlar. Jozan. Abi kendine bu strength yapacaksın. Biz damage'i biz vuracağız. Tordek'le sen vuracaksın. Lidda bu katta bayağı olmayacak. Anton. Gelin bakalım. Vurdu vallahi o mesafeden. İnanın. Stinking Cloud. Yedik. Ama kimseye bir şey olmadı. Saving throw failed Lidda mesela. Ama Lidda'ya rapid shot. Galiba poison immunity'miz yüzünden. İyi ki yapmışım bunu ya. Water Mephit Stinking Cloud attı. Ama bir şey olmadı. Sanıyorum bir şey olmadı. Bir fireball daha atacak durumda değilim. O yüzden şu primary olarak Burning Arc. Güzel. Saksi'de rağmen. Güzel. Yine de çekil sen onun içinden de. Galiba korudu Stinking Cloud'dan. End turn. Ne yaptı? Buraya geldi bir şey yapıyor. Burning Hands atıyor bu. Burning Hands oluyor galiba. Lidda. Çekil buradan. Şu Stinking Cloud'un içinden. O yaralı mı? Yaralı. At bakalım.
Sıfır. Bir de o var. Lidda o kadar useless olacak ki bu kombatta. Bu katan. Bu herife charge edebiliyor musun Tordek? Edebiliyorsun. Defensive'i kapatıyoruz artık abi, giriyoruz. Güzel. 26 hit point, fast healing, damage reduction, magic olmayanlar. Ben aldım değil mi o baltayı? Aldım canım. Magic baltamız. Tabii de bu için bu tarafı var. Güzel. End turn. Jozan bekle. Bu herif oynasın. Siki kalktı. Bir daha bir damage de vuruyor bir de. Asit damage de vuruyor. Tamam. Hem asit hem poison galiba avukat. Hem asit hem poison damage vuruyor. Pekala. Miali. Bütün spellerine ihtiyacımız olacak. At bakalım bir tane şey. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bunda ciddi bir damage de yok. Evet. Lidda at. Ay, iki atış yapıyordu değil mi? Doğru. Ama ikisi de birisi vurdu da reduced. Bu kız çok fena. Flank edilince de bir şey yapmıyor. Charge da yapacağız abi. Bu nedir? Acid arrow yemiş. Pekala. Charge. Onu vur ama ya. Armor class 23. Charge'a rağmen. End turn. Bir daha yiyecek değil mi? Asitten. Bu herif şu anda ne yapıyor? Asidik bir şey yapıyor. Şu aside karşı bir şey aç. Nerede o? Aside karşı bir şey açmıyorum. Burada açmıyorum. Asidik olduğu nerede yazıyor? Yazmıyor. Dolayısıyla water, mefit, asit atıyor. Air yast atıyor. Charge. Benden sonra water mefit mi oynayacak? Charge. Görelim bakalım şu. 18 çok güzel. Crit miydi bu? Değildi. Güzel bir zar. 18. Tebrik ederim. 2, 1, 1 asit değil mi? Tamam. Miali, şunu indirmemize yardım et. Minimum resource harcayarak. Acid Arrow sürüyor. İndirdik. Acid Arrow sürüyor. Bitti. Pekala. O zaman ayrıca blurları var mıydı onu göremedim. Ama Protection from Evil Communal'ı, Protection from Evil inşallah bunlardan korumuyordur. Cure Moderate Wounds olarak Tordek'e yap Jozan. Gelin abi. Bu kilitli bir şey mi? Tuzaklı bir şey mi? Kızım şuna iyi bak. Lidda. Light Crossbow of artı birink. Çok güzel. Çok güzel. Bunlar sonra alınır. Light Crossbow of artı birink. Magic. Magic weapon da istiyoruz. 1d6 damage vuracak. Başka bir şey yapacağı yok ama. Bu precision strike yemiyoruz meselesi. Aman tuzaklara dikkat. Var vallahi. Lidda git şuraya. Şimdi bu poison 1 saat. O güzel. Poison çünkü o stinking cloud bizi mahvederdi ya. Hem acid hem poison'la karşı karşıyayız ve iki kapı var. Şu tarafa gidelim önce arkadaşlar. Açın bakalım burayı. Burada tuzak vardır. Tuzak vardır. Abi sakat sakat işler. Şurayı bir aç bakayım. Şurayı bir aç bakayım kızım. Elementallar beni geriyorlar. Small Earth Elemental. Başka bir şey yok herhalde. Allah. Burası değil çıkış herhalde ya. Bu herifle dövüşmesek. Buradan gidiş var. Burası nereye gidiyor? Large Elemental diyor ya. Burada small'lar var ama. Burada daha large var mı ya? Ya large elemental'la dövüşmek istemiyorum gerçekten. Oradan geçebilir misiniz? Kimse sizi görmeden. Bless ne durumda? 2 dakika. Abi large element... Oradan çıkış olduğunu hiç sanmıyorum şu odadan. Ve large elemental'la dövüşmek de hiç istemiyorum gerçekten. Buradan şu anda geçemeyiz. Stealth'e girin. Geçin şimdi. Geçin, geçin, geçin. Geçtik. Tekrar stealth. Ya bu elemental ne gergin bir iş oldu. İnşallah
İnşallah duymazlar oradaki kombatı. Burada Allah bunu beni görür. Burada small'lar görüyorum. Bir large görünmedi. Fire var. Şey var. Tordek bir iki tane potion iç abi. Sonra kombatta senin hit point'in uğraşmayalım. Precision'da çalışmadığına göre açın şeyi. Tordek'i gösterelim. Nasıl da sneak atan bir anlamı yok. Ne geliyor? Small, fire, earth. Yer değiştirip duruyor herifler. Toplaştılar hepsi beraber ama. Anca surprise round bitti. 2 earth, 2 fire. Neredeler bunlar? Bir earth burada, fire'lar burada. Fireball atılacak yer değil. Ama Jozan'dan bir prayer atılacak yer. Hadi Jozan. Neden? Standard action diyor. Çünkü Jozan'da değil sıra. Bir herif oynayacak. Peki Lida çekil bir kere. Çekilme. At. At. 5. Creed attı. 2. 7. Bir 5 bir 7. Bunlar direkt zarın kendisi ayı gibi. Zarın kendisi ayı gibi. Geliyor. Tordek. Tamam. Burning Arc atamayacağım için. Vur şunu abi. Çok güzel. Bunu engage et. Jozan. Bir girin bakayım. Ama onu vur be Jozan be. Melee. Fireball'a falan gerek yok. Haste'e şu anda gerek var mı bilmiyorum. Sanmıyorum. Blur ne kadar sürüyor? 1 minute. Çok korkunç bir durum yok ama. Şu herif bize henüz engage olmadı. O herife bir scorching ray atsana. Vurunca da vuruyor ki be. Spell resistance da varmış. Ya ne biçim iş bu elemental? Ne demiş o? Fire demiş. Kime vurdu? Tordek'e. Sadece Tordek'e. Peki vurdu adama fire demiş vuruyor. Bunun için çok şey yapmaya gerek yok ama ne olur ne olmaz. Biraz geri çekilin. Bize de gelmesin fire. And turn. Tordek. Hadi bakalım. Onu vur be Tordek be. Abi şu anda kasmıyorum arkadaşlar. İndirdi güzel. Şunu engage bir anlamı yok ama. Miali biraz geri çekil. Şuna bir destek olarak. One shotlanmak için. 4. 3, 8, 3 ne be? Az demiş değilmiş bu. Negatif dediği ne ki? Negatif demiş zaten. Buna ben korunamam ki. Fire mire vurmuyor. Bu da bludgeoning. Bludgeoning ve negatif vuruyor. Fire demiş falan vur diyor ki herif. Yapacak bir şey yok. Kendimizi cure edeceğiz. İki atışını da ıskalama ama ya. İki atışı da... 10 vurdum. Hadi. İşte. Ya bunun small'u böyleyse abi bir cure atsana bize Jozan. Bunun small'u böyleyse o arkadaki large ne diyordur abi acaba? İniş buldum. İniş buldum iyi. Şu anda inmeyeceğim. Şimdi de burada ne var? Wand of Light Macing. Light Mace of ne o? Şok. Finesse Wielding. Ha. Ha. Valla Lidda'nın ikinci silahı olabilir. Bir tane çuktuslu Sirius. Invisibility Potion. Şey scroll tam buraya uygun. Shock Light Mace tabi 2075'i secondary weapon yapmaya harcamak yerine ne yapıyor? Finesle vurmaya yarıyor. 1d6 da elektrik damage vuruyor. Bilemedim. Dursun o paraya değmeyebilir. Şimdi bu kattan aşağıya şu anda inmek istemiyorum. Burada yeterli experience toplamadım ben. Ama o large elemental'a girmek de istemiyorum. O yüzden buradan sinsi gibi geçip orada aşağıda bir kapı daha vardı. Görünmeyin abi. Görünmeyin. Çabuk koş 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 koş. Şurada bir kapı daha görmüştük. Bu kapıdan geçsek. Bu kapıdan geçsek. Burada ne var abi? Aman be. Aman be. Medium.
Aman belli daha. Kaldın orada değil mi? Bir de damage'de vurdular ve ne oldu? Yanıyor mu? 1d6 damage hiç düştüydü de. Yanarak ölecek değil mi? Abi ne oluyor? Bu kız her round damage yerse bir kere daha yiyecek. 1d6 daha yiyecek. Ama bu area damage'lerden ölebilir. Medium'u geldi. Bu neydi? Water. Çok fazla spell yok elimizde. Bir tek şu var ama şu anda opportunity vurabilecek olan medium da var bana. Şu prayer'ı attım. Ne oldu? Konsantrasyon çeki tutturdu ama perişan oldum ki. Bir tane potion bir şey iç. Şu çuktısta potion bulmuştuk. Bu serious bir wound'dur abi, iç bunu. Pekala. Medium fire, medium water. Lidda'yı indirdiler. O fire'lardan gidecek çocuk. Şu small'u indirin abi. Artık defensive mifensing yok. Şu small'u indirin abi. Buran indirin. Ya vur onu Tordek. Mieli hemen geri çekil. Fireball atamıyorum. İki tane şey var. Bir tanesi. Ben atacağım o Fireball'u. Ben atacağım o Fireball'u. Bizim çocuklara gelmeyecek şekilde. Şöyle bir Fireball. At bunu. Lidda'yı ya ama ya acemi acemi attık o fireball'u. Çekil. Çekil. Öh. Mis. 12 mi? Şu anda ne yaşanıyor? Şu anda ne yaşanıyor? Bu hangisi bu? İndirdi onu ama bu adam burada ne kadar dayanabilir ki? İç şunu. Abi. İki tane medium elemental var karşıda. Bir tanesi bir miktar yaralandı bari. Bütün magic missile'ları atacaksın ama önce bir blur atmak istiyorum. Oradaki blur. Çekil oradan. Doğru tek tanklamaya çalış. Mis. Mis. Mi. Cleave ediyor. Jozan'ı da indirecekler. Jozan'ı da indirecekler. Cleave ediyor herif. Tordek. Şu herif düşüyor gibi. Tordek. Bu adam abi. 12 güzel. Crit mi o? Abi o Cleave çok fena yerdeki adama Cleave. Düşürür müsün kız? Yanlışlıkla şurada atacağım, Jozan'a ölecek ha. Hadi. İndirdi. Cleave'i gitti mi? Burada küçük varmış. Pis herif. Tutuştu bu. Tutuştu, çok yanacak. Şu küçüğü indir abi. İndirdi. Tutuştu bu. Miali taratarak bir iki kere daha vurması gerekecek. Bir burn. Vur şuna. 14 güzel. Ne kadar damage kaldı? Biz zaten buradan çıkıp o large elemental, mediumlar böyleyse large elemental giremeyiz. Bunu at. Rest verdi mi? Tordek hala yanıyor. Lidda sıfırda crippling wound. Ya bu elemental ne tehlikeli bir şeydir. Heal et abi. Kam da yok ki gemleyelim. Alt kata ineceğiz herhalde. Large elemental yanından sinsi gibi geçip buradan başka bir şey, bir kapı daha var. Surprise oluyoruz. Çok yüksek spotları yüksek. Spell resistance'ları var. Neymiş? Ne elemental'mış ya? Bu kapıyı açacağım.
Buradan toplayabildiğim tüm experience'ı toplayıp Ne diyorsun Lidda? Bir yandan that's door diyorsun, bir yandan shrine buldum. Natural lore ister. Natural lore Miali'de var. Jozan. Elle bakayım kızı. 19 atar Miali. Attı. Bears Endurance. Artı 4'lü Constitution. Çok güzel. Yarım saat. Güzel. Önemli. Hit point'imizi yükseltir. Böyle açmasak bu kapıyı. Böyle açmasanız bu kapıyı. Yine iki tane small. Şey ne o? Yok small bunlar. 4 tane small elemental. Hayvan gibi damage vuruyor ya. Hayvan gibi damage vuruyor. Of. Ne bunlar? Water ve Earth. Girişin bakalım. Güzel. Lidda. AC'leri kaç bunların şimdi? 23. AC'lerini düşür kızım. Çekil geri. Surprise round mı bu? Çekil biraz geri. AC'lerini düşür. Aa, ikinci atışı yapmadım galiba. Ben onu unutuyorum. Pekala. Jozan. Kaldı mı aralarında? 23. Spell yapmayacağım. Şu anda abi atak edeceğiz. Atak. Atak edince vur bari vur. Miali. Ne atabiliyorsun? Hiçbir şeyi geri çekemiyorsun. Geri çekmecen de bitti. Blur'un var. Jozan'a blur atabilirim. Jozan'a blur atayım. Sonra oradan çekil. Çekil. Eriye demiş bir şey atacaklar. Ama yani blur atmıştım. 13-13 nedir abi? Of. İnanılmazmış bu elemental denilen yaratık. Hangisi kaçış point bunların? Biri indi. Potion iç abi. Biz bu kattan sağ çıkamayacağız arkadaşlar. Bu kızın yapıp yapabileceği en güzel şey AC'lerini düşürmek midir? Hayır, tweetlerini düşürmektir. Earth Elemental. Ne biliyoruz bunlarla ilgili biz ya? 17 hit point'i var. Çok fazla hit point'i yok ama damage reduction'ı var işte. Tweetlerini düşüreceğiz. At. At. Ya vur bir tanesini vur Allah aşkına ya. Artı 10'un var. Tordek orayı tanklayamazsan ölürüz. Magic Missile. 3 tane var. Haydi Miali. Nasıl 17 hit point'i vardı? Ulan. Ucu ucuna be. Miss. Atak opportunity vurdu. Sıra kimde? Tordek'te. Lidda'ya yürüyor resmen. Tordek indir şunu. Lidda çekiyorsun silahı artık. Yapacak bir şey yok. Opportunity şey değmiyor. Precision strike değmiyor. Az hit point'i var. Allah be. Vurdu lan. Tekrar değiştir silah dersem. Değiştirdi. Yürü biraz da. Anam kıza bak can havliyle. Dayan Tordek orada. Oğlum ne katmış be. Ona magic missile harcamasak olurmuş. Dayan. Dayanın. İkinci atış. İkinci atışı yapamadım. Oh. İkinci atışı niye yapamadım? Hadi Miali. Bu spell resistance'lar. Sana blur attım ama Jozan sen onu göremedin. Şu remove fear spontaneous'a dönüştür. Fairy Fire'ı da dönüştür. Fairy Fire falan attığımız yok. Deflection'ı da alacağım. Abi biz bu katta bir kombata daha girecek halde değiliz. Bırak large elemental'ı. Small'larla bile girecek halde değiliz. Şurada ne var Lidia? Scale Mail of artı 2 ink. Buna bakarız tabii. Ne güzel ne güzel de kat... Ben buradan nasıl sağa çıkacağım? Tuzağa muzağa basıp ölürseniz sizi gebertirim. Bir şey yok bu katta, bu odada.
Bu var. Dur bakayım. Bitti. Touch of Blood falan bitti. Yavaş yavaş. Katlarda Protection from Evil Potion. Katlarda bırak resource arttırmayı, o kata bile resource'umuz yetmemeye başlıyor. Level atlayabilecek miyiz? 16.000'den 23.000'e. Atlayamayacağız level ama şu large elemental'ın önünden sessiz gibi geçip alt kata inip Dragon'dan yardım istemeye gideceğiz herhalde. İlk defa bir odayı boş bırakıyoruz ama biz bu kadar geçemeyiz. Abi sinsileyin. Cincinnati gibi gidiyoruz buradan. Resmen oyun level'ladı yani beni. Kapıların önünden stealth'le geçmelere falan başladım. Birinci level'da böyle olmuştuk. Beşinci level'ız diye biraz kıçımız kalktı ama elemental'lar bize durumu öğrettiler. Gideceğim alt kata. Gideceğim, o combat'ı yapmam mümkün değil. Rest de edemiyorum. Gideceğim alt kata. Ne toplayabiliyorum? Come off. Ne oluyor burada böyle ya? Aa, burada bir şey buldun iddia. Peki ona bakalım. Chaos Fear. Bunu al tabii de. Buradan şimdi çıkarken ne toplayabiliyoruz bu kaptan? Come off artı bir ring. Ne? Come off ne? Evet. Collect all. Abi işte bu asit. Arkadaşlar bu asit. Ya da poison. Hangisi asit? Hangisi poison bilmiyorum ama asit ya da poison, buna eminim. Ötekisi negative level'mış. Asit ya da poison bu. Poison herhalde. Peki. Oynama, çık abi yukarı. Çıktık. Anuskay. Lidda düştü. Kendi fireball'umla indirdim Lidda'yı ya. Neler neler oldu ya. Anuskay. Abi bu dungeon zorlaşıyor. Al her şeyi. Kama'yı kullanmam. Buna emin değilim. Çünkü az önce şey dedin. Precision damage yemiyorum diyen adamda bu büyük şok damage'e ihtiyacım olabilir benim. Lidda'da. Demin Short Sword'da kombata girdim. Ben bu Mace'i tutacağım galiba. Scale Made of Artı 2 Ink. Jozan'ın üstündeki Adamantine Chain Mail'den daha iyi değildir. Bence değildir. Satınız. Invisibility olur. Chaos Fear. Ne bileyim ben. Scroll'dan atılmaz ama Mieli kitabına yazmaz zaten Necromancy. Satın. Invisibility'yi yazabilirim kitabıma. Şunu da al abi. Bu güzel bir dakika boyunca tabi. Bu güzel. Bir şey alacak mıyım? Almayı düşündüğüm bir şey yoktu. Heavy Shield artı birimiz var. Adamantine Full Plate güzel tabi ama ona param yetmez. Full Plate artı bir. Bir ihtimal. Var mıydı ki? Full Plate artı bir olabilir. Bir ihtimal. Bu toplara girilebilir ya da Dragon'a bakılabilir. August Cape. Bunlara bir bakmak lazım. Ama önce bir dinlenmemiz lazım. Satalım abi. Satınız. Vay anasını. Gerçekten yani katı geçtik ama kaçtık. Yarı yarıya kaçtık gerçekten. İşler ciddileşiyor. 7. level. 7. dungeon level'ına biz 5. level giriyoruz. Ve poison ya da asit olacak. Level'ımızda level'da atlamayacağız. Spell'lerimizi hazırlayıp rest'imizi yapıp item'lara şöyle bir bakıp gideceğiz. Hele bir rest'imizi yapalım bakalım.